Selamlar, ben Semih. Bugün 2.6 destesiyle büyük mücadele oynayacağız. Siz zaten bu desteği biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çok sevilen bir deste bu. Tabii Clash Royale'in ilk yıllarından beri de var. Evet, ilk maçı hızlı buldu. Kesmeme gerek bile kalmadı. Rakip de iyi oyuncu diyor ama neden diyor anlamadım. Şöyle desteği döndürelim. Çok saçma bir hamleyle başladı. Tabi balıkçı olduğu için orada top attım. Biliyorsunuz ki 2.6 oynamak kolay değil. Baya bir yıllarca tecrübe gerekiyor. Tabi ben genel bilgilerle oynamaya çalışacağım. Bakalım ne yapabileceğiz. Şöyle buz ruhuyla vuralım. Evet, Tomru da iyi ki atmışız. Rakibin ilginç bir destesi var. Çarpması da varmış. Birinci attım. Balıkçısı yok çünkü elinde. Buz golemi de şurada patlar, iskeletleri temizler. Bizim için güzel olur. Bu maçta rakibin balıkçısına çok dikkat etmek gerekiyor. Tabi bütün kartlarını görmedik galiba. Ama ana kulesine çekebilir birinciyi balıkçıyla. Şöyle alev topu atalım. Hem kuleyi de vurmuş oluruz. Balon mu gerçekten mi? Duvar yıkıcısıyla pek bir alakası yok ama oynayalım bakalım. Şimdi elinde balıkçı var. Silah şöyle balıkçıyla çekmesin diye şöyle iskelet atacağım ortadan. Evet, kullanmadı. O şu anda balıkçıyı muhtemelen elinde tutmak istiyor. Birinci atarsam çekmek için. Ama tabii ki de izin vermeyeceğiz buna. Birinci atarken önüne buz golemi atacağım. Bu tarz ince düşünceler de maç için de büyük bir avantaj sağlayabiliyor size arkadaşlar. Evet, şu anda elektro atmak zorunda kaldı. Güzel, iki tane vuruş bile bize yetecektir. Evet, gene balon atacak sanırım. Rakibin kartları kalabalık olduğunda alev topu atmak gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Kartlarını tam sayamadım ama muhtemelen balıkçısı yok elinde şu anda. Silah şu alev topu. Bu taktiklerle bizi bulması bayağı zor. Buz golemimiz var orada balıkçı için. Evet, Salise ile orada vuramadık kulesine. Ama sıkıntı yok. Şöyle iki tane top döndürerek ana kulenizi açabilirsiniz. Balona karşı. Tabi gösteremedim ha. Balon atmadı çünkü. Tamam, bir tane vuruş bizim için yeterli zaten. Sorun yok. Silah şunu kullanmak istemiyorum. Balonu göstermedi diyecektim. Ana kule açma taktiğini umarım yapabilirim. Şöyle desteği döndürüyorsunuz arkadaşlar, ikinci topu. Tabii rakip izin verirse. Şuradan atıyorsunuz arkadaşlar. Ana kuleyi açar mı? Açmadı. Neyse arkadaşlar, siz taktiği anladınız. Bu pozisyondan atıyorsunuz. Ardından ikinci topu döndürüyorsunuz ucuz kartları atıp. Alev topu gelir mi? Ah be, bir tane vurdu. Neyse, bundan sonra birinci hatta gerek bile yok. Alev topu atacağım. Deste zaten çok hızlı. Gerek bile kalmadı ikinci topa. Hemen döndürelim. O gösterdiğim top taktiği taz oyuncularına karşı çok çalışıyor. Umarım yeni bir şey öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Rakip de gülmeye mürsü atıp duruyor. Bir sonraki maça geçelim. Evet, rakibimiz Esostek.
Maçtan önce böyle insanların isimlerini okumayı seviyorum arkadaşlar. Buzuyla başlayalım zaten destemiz seri. Şu an çarpma atabilirdi, içime sinmedi. Buz golemi de attım. İskeletleri uygun şekilde atarsanız Hayut'u durdurabiliyor arkadaşlar bir iksirle. Tersten bir bince atalım. Destesini görelim mi? Evet, sanırım Pekka oynuyor. Sola da bir buz golemi atalım. Bu maçta silahşör ona baya bir sıkıntı çıkartabilir. Alev topu varsa tabii. Çünkü alev topu tam öldürmüyor silahşörü. O yüzden daha çok iksir kullanması gerekiyor. Hem büyüsünü attıktan sonra rakip ikinci silahşörü döndürebiliyoruz. Bu arada orada neden blokçu attığını anlamadım. Resmen bize alev topu atmamız için fırsat verdi. Biniciyi attım ama birazcık risk aldım. Rakip şu anda iksir topluyor. Binicimizi 3 iksirle savundu. Üstelik o 3 iksirle atak yapıyor. Bizim tarafımızdan iyi bir şey değil bu. Alev atmak zorundayım. Evet, rakip çok güzel yakaladı. Ya bayağı vuracak oraya. Yapacak bir şey yok. Evet. Neyse, oraya bir birinci atalım. Herhalde Pekkas'ı döndürmemiştir. Döngüyü de pek takip edemiyorum. Konuşurken oynadığım için. Tamamdır. Şu anda silahşör döndüreceğim. O bir tane hasar bizim için yeterli bence. Hemen alev topu atalım. Hiç riske girmeye gerek yok. Çarpmayı havaya attı ama o silahşör nasıl öldü ya? Güzel savunduk. Evet, biz savunurken de iksir topladı, o yüzden pek attı. Rakip gerçekten ince oynuyor. Beğendim yani. Tamamdır. Saldıralım bir. Bir vuruş bile yeterli şu anda. Tamam, çok iyi. Hasar olarak öne geçtik. Pekka atabilir mi oraya bilmiyorum. Evet, atamadı, iksiri yok. Tamam, çok iyi. Rakip saldırırken ben de köprüden birinci bırakıyorum. İksir kalmadığı için birinci vuruyor. Silahşör döndürelim bakalım. Çarpı 3'teyiz. Hemen en ucuz kartları atıyorum. İkinci silahşör geldi. Alev topu da çıktı. Hadi 3 silahşör yapalım arkadaşlar. Aa, bir tanesi öldü. Tamam, bir daha yapalım. Şu an maçı bıraktım. Ve 3 silahşör yapmaya çalışıyorum. Tamam, çok iyi. Başardık arkadaşlar. O birinci vurur mu? Evet, 4 silahşörler de geldi. Tamam, çok iyi. Ya arkadaşlar, güzel bir maçtı bence. Rakip ince oynadı. Tabii sonlara doğru sürekli silahşör attığımız için bir şansı olmadığını biliyordum.
Maçı da tıkladığım gibi buldu. Güzel. Rakibimiz Alexis. Arjantinli. Bol şans diyelim. Elimde tomruk yok. Şöyle buz ruhu da atayım. Prenses atamasın diye. Bu maçta şu anda gördüğüm kadarıyla şuna dikkat etmeliyiz. Rakibin fıçısına karşı tomruk atmalıyız. O yüzden duvar yıkıcıya karşı tomruk kullanmamalıyız. Onun yerine top kullanmalıyız. Şöyle silah şöyle de vuralım. İskelet şöyle atacağım arkadaşlar. Ana kulemizi açalım diye. Çok iyi. Hemen saldırdım. Evet, o avcı bizi bozacak. Rakibin destesinde gördüğüm kadarıyla bilinciyi durdurmak için avcı var. Tomur'u da elimden çıkardım bu arada konuşurken. Tamam, alev topu atalım. Prenses yoktur ya muhtemelen. Tamam, çok iyi. Şöyle bekleyelim bakalım. Köprüden buz ruhu atarak rakibin kulesine yavaş yavaş vurabilirsiniz arkadaşlar. Biriksire gerçekten güzel bir hasar vuruyor. Avcısını döndürdü mü diye şu an düşünüyorum. Evet, döndürmüş. Tamam, bir dakika o zaman avcısını döndüremeyecek. Biz birinci attığımızda. Şöyle iskeletlerle çevirelim onu. Bilinciyi hızlı bir şekilde döndürüyorum ama sanırım rakibin destesi de hızlı. Hemen atalım bilinciyi. Evet, avcıyı döndürmüş. Mecbur tomru kullandım. Daha fazla hasar alamazdım. Zaten ana kulemiz açık. Fıçıyı da köşeye doğru atması iyi oldu. Bu arada sağda vuruyoruz. Şöyle sağ çekelim. Altın şövalye ister şöyle görsün. Evet, birinci attırmıyor. Şöyle bekleyelim. Bir anda alev topu tomruk yapalım. Çünkü avcı atacağı çok bariz. Mükemmel. Elimden tomruğu çıkartırken ana kuleme güveniyorum. Fıçıyı durdurmak için. Tamamdır. Vuramadık ama olsun. Prensesi durdurmak için top güzel bir kart. Şöyle alev topu atabiliriz. Kuleye vurmak istiyorum çünkü. Avcısız döndü mü acaba şu an? Tamam, döndürmemiş. Mükemmel. Şöyle top atalım. Evet, bundan sonrası rakip için zor arkadaşlar. Gene bir alev topu. Yani zaten avcıyı hep aynı yere atmak zorunda. Maçın başına da güzel çıktı ana kulemizi. Şöyle bir tane daha birinci atacağım. Ama izin vermedi. Yirmi saniye var. Prenses dikkat. Tamam. Evet, bence güzel bir maçtı. Tabii biz antiydik, onu söyleyeyim. Rakibin bir tek avcısı vardı birinci bize karşı. O yüzden de maçı kazandık.
Rakip de sinirlenmiş galiba. Evet arkadaşlar, abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.